Merhaba arkadaşlar, Kurt Akademi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Kurmay Yayınları Fenomen A serisi test 15'in kalan sorularıyla dersimize devam ediyoruz. Arkadaşlar 9. sorumuza dersimize başlamadan önce kanalıma abone olur ve videoları beğenirseniz çok sevinirim. Evet arkadaşlar, hazırsak ilk sorumuza dersimize başlayalım. Bir su kaynağından iki farklı şehre su akışı sağlanarak şehirlerin su depoları doldurulmaktadır. Bir yılda su kaynağında bulunan suyun %40'ı A şehrinin, %35'i B şehrin deposuna gitmektedir. Bu su kaynağından bir yılda 2,8 milyon litre su çıktığına göre bir yılda B şehrine kaç litre su akışı olmuştur diye soruyor. Gerçekten milyon demek ki arkadaşlar bizim için biliyorsunuz 10 üzeri 6 demekti. O halde 2,8 çarpı 10 üzeri 6 şeklinde 2,8 milyonu yazıyoruz. Buradan gerçi B şehrine giden bakın bunun %35'iydi. O halde biz bunun %35'ini bulmak için 35 bölü 100 ile çarpmamız gerekir. 100'ü de sevgili gençler istersek 10 üzeri 2 şeklinde yazabiliriz. Buradan arkadaşlar 28'i 2,8'i şöyle virgülden kurtaracak olursam 28 çarpı 10 üzeri sayı büyüdü bir tane kuvvet azalır. 10 üzeri 5 oldu. Çarpı 35 bölü 10 üzeri 2 olarak yazıyorum. Arkadaşlar 28 ile 35'i çarparsak 980 yapar. 10 üzeri 5'i 10 üzeri 2'ye bölersem de tabanlar eşit olduğu için 5'ten 2'yi çıkarıyorum. 10 üzeri 3 oldu. 980 çarpı 10 üzeri 3 sevgili gençler sorumuzun yanıtıdır. Cevaplarda gençler bakın bunu bu şekilde göremiyorum. O halde sayımızın virgülünü 2 basamak sonra çekerek sayı 9,8 yapıyorum. Sayı küçüldüğü için kuvvet 2 tane artar ve 10 üzeri 5 olur. 9,8 çarpı 10 üzeri 5 de A seçeneğinde doğru yanıttır diyoruz. Evet, devam edelim. Bir sonraki sorumuza geçelim. Evet sevgili gençler. Evet, yine bir su kaynağından iki farklı şehre su akışı sağlanarak şehirlerin su depoları doldurulmaktadır. Su kaynağından akan suyun %40'ı A şehrinin, %35'i B şehrinin deposuna gitmektedir. Yukarıda ortalama her bir evdeki suyun kullanım oranları verilmiştir. Bu su kaynağından bir yılda 2,8 milyon litre su çıktığına göre A şehrindeki evlerin tamamında bu suyun kaç litresi çamaşır makinesinde kullanılmıştır diye soruyor. Gerçekten çamaşır makinesinde oran %22 idi. O halde öncelikle A şehrine giden suyu bulabilmek için 2,8 milyonu 2 çarpı 2,8 çarpı milyon demek 10 üzeri 6 demekti. Evet, 2,8 çarpı 10 üzeri 6 yazıyorum. A şehrine gelse bunu %40'ı gidiyor. O halde bir de 40 bölü 100 ile çarparak A şehrine giden suyu gençler litre cinsinden hesap ederiz. Buradan şöyle sıfırları gönderelim. 2,8 ile gençler sayımızı bir tane büyütürsem 28 çarpı sayı büyüdüğü için kuvvet bir tane azalır. 10 üzeri 5 olur. Çarpı 4 bölü 10 şeklinde yazalım. Gençler 28 ile 4'ü çarparsam 112 olur. Bu 10 üzeri 1 demektir. 10 üzeri 5'i 10 üzeri 1'e bölerken 5'ten 1'i çıkarıyorum. 10 üzeri 4 oldu. Gençler bu bizim için litre cinsinden. Bunun %22'si çamaşır suyunda kullanılıyor. O halde 112 çarpı 10 üzeri 4'ü %22 ile çarpacağım. Yani 22 bölüm 100 demek gençler aslında 10 üzeri 2 demektir diyelim. Evet, bu şekilde değerlendirelim. Peki gençler. Şimdi şöyle yapayım arkadaşlar. 112 ile 22'yi çarparsam 2464 yapar. 10 üzeri 4'ü 10 üzeri 2'ye bölerken tabanlar eşit olduğu için kuvvetleri çıkarıyorum ve 10 üzeri 2 olur. Gençler bunu da şöyle sayımızı 1, 2, 3 basamak küçültürsem 2,1000'de 464 çarpı sayı gençler 3 basamak küçüldüysem arkadaşlar ne olur? Kuvvetimiz 3 tane artar. Sayı küçüldü, kuvvet büyüdü diyorum. 10 üzeri 5 olur. 2,1000'de 464 çarpı 10 üzeri 5. Yani A seçeneği burada sorumuzun doğru yanıtıdır. Evet, devam edelim. Evet, 11. soruda 2010 yılındaki Türkiye'de
bulunan otlak alanı dikdörtgen şeklinde aşağıdaki gibi gösterilmiştir. 2010 yılında Türkiye'de bulunan hayvan sayısı 10 milyondur. Her 20 yılda otlak alanı yarıya düşmekte, her 30 yılda da hayvan sayısı gençler 2 katına çıkmaktadır. 2070 yılında hayvan başına kaç metrekarelik mera düşer diye soruyor. Yaşta öncelikle 2010 yılındaki alanı bulacak olursam 4 çarpı 10 üzeri 5 ile 3 çarpı 10 üzeri 5 çarpıyorum. E 4 ile 3'ü çarparsam 12. 10 üzeri 5 ile 12 üzeri 5 çarparsak da kuvvetleri toplarız ve 10 üzeri 10 metrekare sevgili gençler şu andaki toplam alandır. Peki otlak alan sevgili gençler, otlak alanla ilgili her 10 yılda her 20 yılda yarıya düşmektedir diyor. Şu anda 2010 yılındayız. Öyle yazalım. 2010. Evet, 20 yıl sonra 2030. 20 yıl sonra 2050 ve 2070'e gelelim. Otlak alan gençler 2010 yılında 12 çarpı 10 üzeri 10 metrekareydi. Bunu gerçekten yarısını düşürsem 12'yi 2'ye bölersem 6 çarpı 10 üzeri 10 olur. Tekrar yarıya düşürsek gençler 3 çarpı 10 üzeri 10 olur. 3'ü de gençler 3 çarpı 10 üzeri 10'u da 2'ye bölersem 1,5 çarpı 10 üzeri 10 metrekaredir. Bundan her birisi sevgili gençler metrekare. Hayvan sayısı da gençler her 30 yılda 2 katına çıkmaktadır diyor. 2010'dan itibaren 2010'da sevgili gençler hayvan sayısı şu anda 10 milyondu. 10 milyonu 10 çarpı milyon demek 10 üzeri 6 idi. Bu şekilde yazalım. İstersek bunu düzenlerse 10 üzeri 7 demektir. 30 yılda gençler 2 katına çıkıyor. 2010'dan itibaren 30 yıl 2040'a gelir gençler. Diğer sonraki 30 yılda 2070'e gelir. Burada da 2 katına çıkaracağım. 10 üzeri 7'yi 2 ile çarparsam 2 çarpı 10 üzeri 7 olur. Tekrar 2 katına çıkartırsam 2 çarpı 2 çarpı 10 üzeri 7 4 çarpı 10 üzeri 7 olur. Gençler 4 çarpı 10 üzeri 7 tane hayvan bulunmaktadır diyoruz. Gençler hayvan başına alanı bulabilmek için kaç metrekarelik mera düşer diye sorduğu için ne yapıyorum gençler? Otlak sayısını, otlaktaki alanı, yani toplam alanı hayvan sayısına bölmem gerekir. Evet, 1,5 çarpı 10 üzeri 10'u 2070 yılında 4 çarpı 10 üzeri 7 tane hayvan vardı. 4 çarpı 10 üzeri 7'ye bölelim. Buradan da gerçekten 1,5'u virgülden kurtarırsam 15 çarpı sayı büyüdüğü için kuvvet 1 tane azalır. 10 üzeri 9 olur. 4 çarpı 10 üzeri 7 dersem 15'i 4'e bölersek gençler 3'ten %75 olur. 10 üzeri 9'u 10 üzeri 7'ye bölersem de 9'dan 7'yi çıkartırım. 10 üzeri 2 olur. Evet 3 tam %75 çarpı 10 üzeri 2. Bakın gençler Denizli seçeneğinde doğru yanıt olarak gözüküyor. Evet, devam edelim. Evet, 12. sorumda aşağıda verilen mandırada büyükbaş hayvan barınağında 50 koyun barınağında 200 ve keçi barınağında 80 tane hayvan bulunmaktadır. Buna göre her bir barınakta santimetre kare cinsinden bir hayvan başına düşen alanlardan biri aşağıdakilerden hangisi olamaz diye soruyor. 1 metrekarenin de 10 üzeri 4 santimetre kareye eşit olduğunu söylüyor. Gençler burada büyük baş hayvanla başlayacak olursak bakın 20 metre ile 35 metreyi çarparsam sevgili gençler şöyle yazalım büyük baş diyelim. Öncelikle alana bakıyorum. 20 ile 35'i çarparsam 700 metrekare yapar. Gerçekten santimetrekare cinsinden dediği için bunu da 10 üzeri 4'te çarparsam 700 çarpı 10 üzeri 4 santimetrekaredir. Evet. Gerçekten büyükbaş hayvan barınağında 50 tane hayvan vardı. O halde bu alanı yani 700 çarpı 10 üzeri 4'ü 50'ye bölmemiz gerekir. Gençler 700'ü bakın şöyle sadeleştireyim. 75'e bölersem 14 yapar. 14 çarpı 10 üzeri 4'tür. Bunu da gençler virgül bir tane sola çekersem
Sayı küçüldüğü için kuvvetli bir tane arttırarak 10 üzeri 5 yaparım. Bakın A seçeneğini elde ettik. Evet gençler. Şöyle koyun barınağına bakalım. Farklı bir kalemle gösterelim. Koyun barınağının gençler alanını bulmak istiyorum. 12 metre ile 20 metreyi çarparsam 240 metrekare yapar. Bunu da santimetreye çevirmek için yine 10 üzeri 4 ile çarpıyorum. 240 çarpı 10 üzeri 4 santimetre karedir. Koyun barınağında sevgili gençler 200 tane koyun vardı. O halde 240 çarpı 10 üzeri 4'ü 200'e bölmem gerekir diyorum. Şöyle yapalım gençler. 240'ı bir basamak büyütürsem 2400 olur. Kuvvet bir tane azalır ve 10 üzeri 3'e eşit olur. Bunu da 200'e bölersem şöyle sıfırlar gider. 24'ü 2'ye böldüm. 12 çarpı 10 üzeri 3 oldu. Bunu da bir basamak küçültürsem 1 tam 10'da 2. Sayı küçüldüğü için kuvvet bir tane büyür ve 10 üzeri 4 olur. 1 tam 10'da 2 çarpı 10 üzeri 4. Bakın C şıkkında elde edildi diyorum. Evet aslında gençler sorumuzun yanıtı denizde olduğu belli olmuş oldu. Evet 1 çarpı 1 tam 10'da 2 çarpı 10 üzeri 3 olamaz diyeceğiz. Bir de gençler hemen keçi barınağını inceleyelim. Evet bonus seçeneğinde elde ettiğimizi gösterelim. Öncelikle alan gençler 12 çarpı 10'dan 120 metrekaredir. Santimetre kareye çevirmek için 120'yi 10 üzeri 4 ile çarparsam 120 çarpı 10 üzeri 4 santimetre karedir. Keçi barınağında sevgili gençler 80 keçi vardı. 120 çarpı 10 üzeri 4'ü 80'e bölersem şöyle sıfırlar gitti. 12'yi 8'e bölüyorum. 1,5 çarpı 10 üzeri 4 yaptı. Bakın 1,5 çarpı 10 üzeri 4 B seçeneğinde yeri aldı diyoruz. Evet buradan denizli seçeneği evet burada bizim değerlerimizden birisi olamaz deriz. Ve denizli seçeneği sorumuzun doğru yanıtıdır deriz. Evet 13. sorumuza geçelim. Evet aynı ebattaki güneş panellerinden her biri güneşli saatlerde güneşli günlerde saatte 0'dan 10'da 8 çarpı 0'dan 10'da 8 kilovat elektrik üretmektedir. Gün içinde her bir panel 8 saat boyunca güneş almaktadır. Bu panellerden 5 tanesiyle 30 günde üretilen toplam elektrik kaç wattır diye soruyor. Gençler öncelikle 5 saat 5 tane var burada güneş panellerinden. 5 tanesi bir günde 8 saat güneş alıyorsa 5 çarpı 8'den 40 saat gençler ne yapması gerekir? Evet, toplamda 40 saatlik elektrik üretilmesi gerekir. 30 gün boyunca dediği için 30 çarpı 40 toplamda 1200 saatlik arkadaşlar elektrik üretilmesi gerekir. 1 saatte 0 tam 10'da 8 ise 1200 saatte sevgili gençler şöyle yapalım. 1200 çarpı 0 tam 10'da 8 kilovat elektrik üretilir diyorum. Burada gençler virgülden kurtarmak için bakın buradan bir sıfır harcarsam 120 çarpı 8 olur. Bu da bizim için kilovat cinsinden gençler. 120 ile 8 çarpacak olursam 960 kilovat sevgili gençler elektrik üretilmiş olur toplamda diyoruz. Bunu da vata çevireceğim. Vata çevirirken 1000 ile çarpmam gerekiyor. Yani 10 üzeri 3 ile çarpmamız gerekir. O halde 960 çarpı 10 üzeri 3 watt elektrik üretildi diyoruz. Cevap şıklarını gençler bakın bunu bu şekilde göremiyorum. Virgülü 1, 2 tane sonra çekersem 9 tam 10'da 6 çarpı sayı küçüldüğü için kuvveti 2 ekliyorum. 10 üzeri 5 watt olur. Sorumuzun yanıt 9 tam 10'da 6 çarpı 10 üzeri 5 ve denizli seçeneğinde doğru yanıtı görüyorum. Evet devam edelim. 14. sorumuza geçelim. Bir yayladaki evlerin ihtiyaçlarını karşılamak için güneş panelleri kurulacaktır. Bu yayladaki evlerin bir günlük elektrik ihtiyaçlarını karşılamak için boş araziye en az kaç tane güneş paneli kurulmalıdır diyor. Her bir güneş paneli sevgili gençler güneşli günlerde saatte 0 tam 10'da 8 kW elektrik üretmektedir. Bu yaylada güneş panelleri 8 saat boyunca güneş almaktadır. Ve bu yayla için bir günde toplam 1 tam
Binde 536 çarpı 10 üzeri 6 wattlık elektriğe ihtiyaç vardır. Yaş önceki şu sıfırdan 10'da 8 kW'ı watt'a çevirecek olursam 800 watt yapar diyelim. Evet, bunu 1000 ile çarpmış olalım. Bu 800 watt yaptı. Peki 8 saat boyunca gençler bir tanesi 8 saat boyunca elektrik üretiyorsa o halde 8 çarpı 800 diyorum. Buna gençler 8 çarpı 8 çarpı 10 üzeri 2 gibi yazarsam 64 çarpı 10 üzeri 2 watt gençler bir tanesinden elektrik üretilir diyoruz. Toplam ihtiyacımız 1 tam binde 536 çarpı 10 üzeri 6 idi. Bunu gençler bir tane güneş panelinden üretilen elektrik miktarını bölersem 64 çarpı 10 üzeri 2'ye bölersek toplam kaç tane panel gerekir diye elde etmiş oluruz. Bunu gençler 1 tam binde 536'ya virgülden kurtarmak için 1, 2, 3 tane büyütüyorum. 1536 çarpı sayı büyüdüğü için kuvvet 3 tane azalır. 10 üzeri 3 olur. Bu da 64 çarpı 10 üzeri 2 demektir. Gerçi 1536'yı 64'e bölersem 24 olur. 10 üzeri 3'ü 10 üzeri 2'ye bölersem de 10 üzeri 1 olur. 24 çarpı 10 üzeri 1 de 240 demektir. Demek ki gençler 240 tane güneş paneline ihtiyaç vardır diyorum. Ve bunun seçeneğini doğru yanıt olarak işaretliyorum. Evet sevgili gençler. Evet, 15. soruda aşağıda verilen bilgisayar ekranına geometrik şekiller çizmek için kare şeklinde şekil çizim kutusu açılmıştır. İşte bakın buradaki şekil çizim kutusu bu ortadaki yer. Böyle temizleyeceğim. Evet. Bu kutunun tam ortasına 0 tam evet sevgili gençler 100 binde 65 çarpı 10 üzeri 4 santimetre yarı çapında bir daire çizilmiştir. Evet, bu bizim yarı çapımız. Büyüteç yardımıyla bu dairenin yarı çapı %30 artırıldığında dairenin tamamı şekil çizim kutusunun içinde görülmektedir. Şekil çizim kutusunun kenar uzunluğu tam sayı olduğuna göre alanı en az kaç santimetre karedir diye soruyor. Şimdi gençler %30 arttırmak demek aslında %100'e %30 eklersem %130 demektir. O halde öncelikle yarı çapı yazalım gençler. Evet, 0 tam. Evet 3065 çarpı 10 üzeri 4 şeklinde yazdım. Bunu da virgülden kurtarırsam 1, 2, 3, 4, 5 tane sayı bitiyorum. Kuvvet 5 tane azalır. Ve 10 üzeri eksi 1 olur. Burada yarı çapımız. Bunu %130 arttıracağım gençler. Bir sayının %130 artırılması demek 65 çarpı 10 üzeri eksi 1'i %130'da çarpmak demektir. Evet bunu %130'da çarpacağım. Şöyle sıfırları sadeleştirelim. Arkadaşlar 65 ile 13'ü çarparsam 845 yapar. 10 üzeri eksi 1'i bakın bu 10 üzeri 1 demektir. Evet 10 üzeri eksi 1, 10 üzeri 1'e bölerken eksi 1'den 1'i çıkarıyorum ve 10 üzeri eksi 2 olur. 845 çarpı 10 üzeri eksi 2 artırılmış haliyle yarı çapımız olur diyoruz. Peki sevgili gençler. İsterseniz sevgili arkadaşlar bakın bu ifademizi şöyle 10 üzeri eksi 2'den kurtarmak için 1, 2 tane küçültürsem 8,45 çarpı 10 üzeri pardon 8,45 çarpı 10 üzeri 0 oldu. 10 üzeri 0'ı yazmaya gerek yok diyorum. Bakın yeni yarı çapımız 8,45. Yani yarı çap buysa şimdi edersek yarı çap arkadaşlar bizim karenin içerisinde olduğu için şöyle düşünelim. Bunun çapı karenin boyuyla dengelememiz lazım. O halde ben bunun çapını bulmak istiyorum. Çap gençler biliyorsunuz 2 tane yarı çaptı. O halde 2 ile 8,45 çarpıyorum. 16,90 olur. Sevgili gençler bizim çap uzunluğumuz. Gençler 16 virgül arttırdığımız zaman 16,90 bizim çap uzunluğumuzsa gençler bu aynı zamanda kareye sığdığı için karenin bir kenarı en az 16,90'dan büyük olan ve en küçük sayı olan gençler 17 santimetre olması gerekir. Bakın buradaki bir kenar uzunluğumuz. Benden arkadaşlar karenin alanını istedi. O halde alan eşittir. 17 çarpı 17'den 289 santimetre kare olur.
ve denizi seçeneği bu sorumuzun doğru yanıtıdır. Evet, devam edelim. 16. sorumuza geçelim. Evet sevgili gençler, 16. sorumuzda yine yukarıdaki bir önceki sorumuz gibi bir kare şeklinde şekil çizim kutusu açılmış. Bu kutunun tam ortasına sıfır tam sevgili gençler 10 binde pardon 100 binde 65 çarpı 10 üzeri 4 çarpı santimetre yarı çapında bir daire çizilmiştir. Büyüteç yardımıyla bu dairenin yarı çapı %20 artırıldığında dairenin tamamı şekil çizim kutusunun içinde görünmekte. %60 artırıldığında ise dairenin bir kısmı şekil çizim kutusunun içinde görülmemektedir. Yani %20 arttırdığımızda karenin içine sığıyor. %60 arttırdığımızda karenin içine sığmıyor şeklinde düşüneceğiz. Şekil çizim kutusunun kenar uzunluğu tam sayı olduğuna göre santimetre kare cinsinden alanı en fazla kaç değer alır diye soruyor. Sevgili gençler, alan bizim için o halde öncelikle şuradaki yarıçapımızı düzenleyerek sorumuzu çözmeye başlamamız gerekiyor. Öncelikle yarıçapımızı yazalım. 0 virgül 3065 çarpı 10 üzeri 4 virgülden kurtarmak için gençler 1, 2, 3, 4, 5 tane sağa kaydırdım. Kuvvet 5 tane azalırsa 10 üzeri eksi 1 olur. 65 çarpı 10 üzeri eksi 1 santimetre. Gerçekten %20 artırmak demek aslında %120'sini bulmak demektir. %60 artırmak da %160'ını hesap etmek demektir. O halde öncelikle bu sayımızın %120'sini bulmak için 65 çarpı 10 üzeri eksi 1'i %120 ile çarpıyorum. Böyle sıfırlar gider. İşte bakın bu 10 üzeri 1 kalır. 65 ile 12'yi çarparsam 780 çarpı 10 üzeri eksi 1, 10 üzeri 1'e bölersen de eksi 1'den 1'i çıkarıyorum. 10 üzeri eksi 2 olur. 780 çarpı 10 üzeri eksi 2. Bunu da 10'un kuvvetinden kurtarmak için sayımızı 2 basamak azaltıyorum ve 7 tam 10'da 8 santimetre olur. Yarı çap uzunluğu. Yarı çap uzunluğu buysa, evet çap uzunluğu 2 çarpı 7,8'den 15,6 santimetre olur diyoruz. Evet, bu şöyle bir dursun. Peki %60'ı artırmış olsaydım gençler 65 çarpı 10 üzeri eksi 1'im %160 ile çarpıyorum. Böyle sıfırlar gitti. 65 ile 16'yı çarparsam 1040 olur. 10 üzeri eksi 1'i 10 üzeri 1'e bölersem de 10 üzeri eksi 2 olur. Yine bunu 2 basamak küçültürsem 10,4 santimetre olur gençler. Bu bizim için yarı çap olur. O halde çap uzunluğu da bunun 2 katı. Yani 20,8 santimetre olur. Gençler biz buradan çap uzunluğumuz karenin gelen işler kenarına karenin kenarına eğer A diyecek olursam bu A'nın değeri 15,6'dan büyük olacak. Aynı zamanda 20,8'den küçük olacak. Ve tam sayı olacağı için sevgili gençler 15,6'dan büyük olan en küçük 16, 17, bakın 18, 19 ve 20 değerlerini alır diyorum. Gördüğünüz gibi gençler burada 1, 2, 3, 4, 5 tane farklı değer alır. 5 tane farklı değer aldığı için gençler kenarları alanda 5 farklı değer alır diyoruz. Bunu da Ceyhan şıkkında doğru yanıt olarak işaretliyoruz. Evet sevgili gençler. Bu soruyla da dersimi burada bitiriyorum. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.